Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizlere Kur'an-ı Kerim ile dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilkeleri bildiren, peygamber göndermekle lütufta bulunan, dinimiz İslam'a ve milletimize hizmet etme gibi ulvi bir görevi nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den bu yana hakikatin öncüsü olan bütün peygamberlere ve bilhassa camiyi, mabedi hayatın merkezi haline getirerek erdemli bireylerden oluşan faziletli toplum inşa eden Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Muhterem valim, çok kıymetli milletvekilim, Balkan ülkelerinin çok kıymetli Diyanet İşleri Başkanları, hocalarım, Edirne'mizin çok değerli yöneticileri, kıymetli hocalarımız, değerli misafirler, teşkilatımızın saygıdeğer mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, radyo, televizyon ve dijital mecralardan bizleri takip eden çok kıymetli kardeşlerim. Allah'ın kelamını, Resulünün ahlakını ve İslam'ın ahkamını insanlığa ulaştıran aziz milletimizin manevi hayatına rehberlik eden değerli din görevlisi meslektaşlarım. Sözlerimin başında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Geçmişten bugüne din-i mübini İslam'a ve insanlığa hizmet yolunda gayret eden, mücadele veren hocalarımızdan, ahirete irtihal edenleri rahmetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Camiler ve din görevlileri haftası açılış programındayız. Medeniyetimizin önemli şehirlerinden her köşesi ecdat yadigarı eserlerle dolu ve 92 yıl başkentlik, payitahtlık yapmış güzel şehrimiz Edirne'deyiz. Malumunuz olduğu üzere camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle her sene bir konu belirleyip o konuyu etraflıca ele alıyoruz. Bu seneki konumuzu zor zamanlarda vefakar çalışmalarıyla toplumumuzun takdirini kazanan din görevlilerimize ithafen cami, din görevlileri ve vefa olarak belirledik. Bu hafta söz konusu tema çerçevesinde gerçekleştireceğimiz programlarla vefa konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Yapacağımız faaliyetlerin hayırlara vesile ve istifadeye medar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Değerli kardeşlerim, öncelikle başkanlığımızla alakalı zaman zaman ifade ettiğim önemli bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, millet ve medeniyet tarihimizin en köklü kurumlarındandır. Anayasal olarak toplumu din konusunda aydınlatmakla görevlidir. Ve tarihi boyunca dinimizin ilke ve emirlerini yerine getirme noktasında her türlü gayreti göstermiş, üzerine düşen tüm vazifeleri yerine getirmiştir. Kurulduğu günden beri dinimizin temel kaynakları olan Kur'an ve sünnetin referansında bilgi ve hizmet üreten başkanlığımızın her zaman birinci derecede önceliği insanımızı, dinimiz İslam'ın tevhid, vahdet, güven, samimiyet, hukuk, adalet ve güzel ahlak gibi değerleriyle oluşturmak olmuştur. En zor şartlarda bile İslam akaidine muhalif hiçbir görüşe ve anlayışa prim vermemiştir. Bunlardan her zaman uzak durmuştur. Başkanlığımız, milletimizin, nesillerimizin inancı ve değerleriyle irtibatını güçlendirmek için minber, kürsü, televizyon ve diğer bütün vasıtalarla, yayın araçlarıyla sahih bilgiler ışığında milletimize hep rehberlik etmiş, ibadetten eğitime, aileden sosyal hayata kadar pek çok alanda nitelikli hizmetler üretmiştir. Başkanlığımız bir taraftan milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirmek için azami gayret gösterirken, diğer taraftan da fitne ve tefrika odaklarıyla yılmadan her zaman mücadele etmiştir. Özellikle yakın geçmişte yaşadığımız 15 Temmuz ihanetine karşı milletimizin direnişine büyük katkı sunmuş ve akabinde inanç ve medeniyet değerlerimizi istismar eden FETÖ, DAEŞ, PKK gibi örgütlere, sapkın anlayışlara ve zararlı alışkanlıklara karşı milletimizi ve bilhassa gençlerimizi bilinçlendirmek için adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmalar yapmıştır. Aynı şekilde bu güzide kurum ve onun çok değerli mensupları, hocalarımız, yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi doğal felaketlerin meydana geldiği zor zamanlarda da daima milletimizin yanında yer almış ve hizmetler sunmuştur. Böylece milli ve manevi değerlerimizin muhafazası konusunda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanmış, teveccühüne mazhar olmuştur elhamdülillah. Nitekim bunun açık bir tezahürü olarak gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki hizmetlerimize yönelik aziz milletimizin maddi ve manevi desteğinin her geçen gün daha da arttığını müşahede etmekteyiz. Sayın Valim, çok kıymetli hocalarım, aziz meslektaşlarım, altını çizerek ifade etmeliyim ki Diyanet İşleri Başkanlığı devletimiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için kıymetli bir imkandır. Bugün birçok ülkede, özellikle de İslam coğrafyasında din üzerinden yaşanan kavga ve kargaşanın
ülkemizde yaşanmamasında teşkilatımızın varlığı ve mensuplarının, hocalarımızın azimli, kararlı ve bilinçli bir şekilde yaptığı çalışmaların etkisi ve önemi çok büyüktür. Ne var ki görsel, yazılı ve sosyal medya organlarında zaman zaman, bunu özellikle ifade etmeliyim ki, güzide kurumumuz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ilgili asılsız, iftira dolu, art niyetli olduğu aşikar haberlere ve paylaşımlara da zaman zaman maalesef şahit oluyoruz. Bu milletin değerlerine yabancı, çevrelerce üretilen yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden bir algı yönetimi ve itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını da maalesef zaman zaman görüyoruz. Bilinmelidir ki bu durumlar milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden bizleri alıkoymayacaktır. Çünkü biz hizmetlerimizi imani bir mükellefiyetle yapıyoruz. Anayasal bir görev olarak yapıyoruz. İnsani bir sorumluluk duygusuyla yapıyoruz. Elbette kurum olarak yapıcı, yararlı ve ufuk açıcı eleştirileri kimden gelirse gelsin her zaman önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Ancak milletimizin dini ve sosyal hayatına, insanlığın huzur ve geleceğine hizmet eden teşkilatımızın mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilebilir bir tutum değildir. Bunu da özellikle istifade etmek istiyorum. Dini değerlerin ve dine ait hükümlerin tahlile ve teyide muhtaç bilgilerle gelişigüzel tartışmalara konu edilmesi hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Bilakis bu hususta sorumsuzca ve fütursuzca yapılan açıklamalar nesillerimizin bilincinde onulmaz yaralara ve telafisi mümkün olmayan toplumsal sorunlara yol açacaktır. Dolayısıyla dini argüman ve söylemlerle kendisini hakikatin merkezi gibi, merkezinde gibi gösteren fakat usul, esas ve hakikatten yoksun bir şekilde kaynağı belirsiz bilgiler paylaşarak zihinleri bulandıran tavırların Müslüman bilinci ve ciddiyetiyle asla bağdaşmadığını da vurgulamak isterim. Bu noktada açıkça ifade edeyim ki din hakkında konuşup yazan herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. Yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna hitap eden herkes hakikate, sahih bilgiye bağlı kalmak zorundadır. Söz söyleyen herkesin hakka ve hakikate karşı sorumluluğu vardır. Hakikate karşı vefasızlık, hastalıklı bir kalbin ve aklın sonucudur. Nefsine, ihtiraslarına, ön yargılarına teslim olmak, hakka, hakkaniyete karşı vefasızlık yapmak, kişinin vicdanına, kalbine, çevresine, toplumuna ve insanlığa karşı en büyük kötülüktür. Aziz kardeşlerim, İslam bütün insanlığın huzur ve selametini isteyen ve müntesiplerini bu uğurda çalışmaya sevk eden bir inanç, düşünce ve hayat nizamıdır. Kuşkusuz bu nizamın merkezinde de medeniyetimizin beşiği olan camiler yer almaktadır. Esasen insanlığın tarihi
cami ile başlamaktadır. Zira Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinin 96. ayeti kerimesinde insanlar için kurulan ilk evin alemlere hidayet ve bereket kaynağı olan Mekke'deki ev yani Kabe olduğunu bizlere haber vermiştir. Estaizu billah inne evvele beytu vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareken ilâ âhiril âyeh ayeti kerimesiyle bunu en güzel bir şekilde Rabbimiz ifade buyurmaktadır. Yani alemlere rahmet olarak yeryüzünde Kabe-i Muazzama'nın ilk ev olarak, ilk beyt olarak kurulduğunu Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmaktadır. Hiç şüphesiz başta Kabe olmak üzere onun birer şubesi konumunda olan cami ve mescitler hem İslam toplumlarının kimliği hem de İslami düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olmuşlardır. Camiler aynı zamanda edep, ahlak, ilim ve irfanın aşılandığı birer yaygın eğitim merkezleridir. Sevgi, saygı ve kardeşlik ekseninde ibadetin yapıldığı muhabbet menbaalarıdır. Hüzünlerin ve sevinçlerin paylaşıldığı, toplumsal dayanışma, yardımlaşma, kaynaşma ve huzurun yaşandığı sekinet limanlarıdır camilerimiz, mescitlerimiz. Büyükle küçüğün, yönetenle yönetilenin, zenginle fakirin, kötüyle köylüyle şehirlinin aynı safta buluştuğu vahdet mekanlarıdır camilerimiz. Tarihi gerçekler ışığında bir değerlendirme yapıldığında açıkça görülecektir ki müminlerin zihin ve gönül dünyalarını inşa eden değerler hep camiden neşet etmiştir. İslam'ın evrensel değerleri hayatın farklı kademelerine hep camiden yayılmıştır. Müminlerin yaratıcıyla, kendileriyle, çevreyle ve toplumla ilişkileri caminin temsil ettiği değerlerle istikamet bulmuştur. Nitekim tevhid ve iyilik mücadelesinin merkezine Mescid-i Nebi'yi koyan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimiz İslam'ın hayat veren bütün değer ve ilkelerini buradan insanlığa ulaştırmıştır. İşte bu değerlerden biri de haftamızın teması olarak belirlediğimiz vefadır. İslam ahlakının temel esaslarından biri olan vefa, her şeyden evvel müminin Rabbi ile yaptığı ahde bağlılığın ifadesidir. Vefa, yaradanını tanımak, onun verdiği nimetlerin kıymetini bilmek, şükretmek ve kulluk görevlerini yapmaktır. Kur'an-ı Kerim'deki temel ahlaki kavramlardan olan vefa, söz ve söylemden ziyade eylem ve uygulama ile ortaya konması gereken erdemli bir tutumu ifade etmektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisine kulluktan anne babaya saygıya, sözünde durmaktan nimetin kadrini bilmeye, antlaşmalara riayet etmekten yetim malını koruyup gözetmeye kadar birçok konuda vefa hatırlatması yapmaktadır. Tevhid yolundaki mücadelelerini anlattığı ve bizlere örnek gösterdiği tüm nebilerin en belirgin vasıflarından birinin vefa olduğunu bildirmektedir Rabbimiz. Yine Kur'an-ı Kerim bizlere bir taraftan Allah'a ve onun kullarına karşı nasıl vefalı olmamız gerektiğini öğretirken, diğer taraftan da vefasızlık örneğini göstererek
bizleri uyarmaktadır. Bu konuda pek çok örnek vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu doğrultuda Allah'a verdikleri ahde sadık kalanlara büyük mükafatlar vaat etmektedir. Ahdini yerine getirmeyenleri ise bozguncu olarak nitelendirmekte ve onların ahirette hiçbir nasip alamayacaklarını haber vermektedir. Ne yazık ki ilgi ve algıların gün be gün değiştiği günümüzde manevi değerler ötelenerek maddi hazlar ön plana çıkarılmaktadır. Kişisel arzu ve istekleri hayatın odağına yerleştiren bu tür yaklaşımlar vefaya dair samimiyet, sadakat, sözünde durma, güven, fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramların içinin boşaltılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu itibarla Müslümanlar vefa bilincinin diri tutulması için bugün her zamankinden daha fazla gayret göstermek zorundadır. Bu da geçmişte olduğu gibi günümüzde de öncelikle mabuda ve mabede vefa ile mümkün olacaktır. Camilerimizi başta vefa olmak üzere İslam ahlakının evrensel değerlerinin hayata taşındığı mekanlara dönüştürmekle gerçeklik kazanacaktır. Aziz kardeşlerim, mekanların ruhu ancak taşıdığı toplumlara gösterilen ilgiyle canlılık kazanır. Mabede vefanın bir gereği olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız irşat ve rehberlik hizmetlerini cami merkezli olarak sürdürmeye devam etmektedir. Bu sebeple camilerimizin günümüz insanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek fonksiyona sahip olması için büyük bir gayret sarf etmekteyiz. Bizler 7'den 70'e bütün Müslümanların camilerimizde rahat ve huzur içerisinde ibadetlerini yapabilmelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini buralarda rahatlıkla gerçekleştirebilmelerini arzu ediyoruz. Bu isteğimizin tam anlamıyla yerine gelmesi için çocukluk çağından itibaren herkesin cami ile irtibatını ve bu irtibatın devamını sağlamak, nesillerimizi caminin taşıdığı değerlerle buluşturmak için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Cami müştemilatında yapılan gençlik merkezlerini, 4-6 yaş Kur'an kurslarını, sosyal aktivite alanlarını ve bu çerçevede ifa edilen Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, ilmihal ve benzeri alanlardaki cami derslerini bu kapsamda değerlendirebiliriz. Fiziksel ve işlevsel olarak camilerimizin daha iyi bir noktaya getirilmesi için gereken çalışmaları hassasiyetle sürdürmekteyiz. Bu noktada din görevlilerimize çok önemli görevler düştüğünü özellikle ifade etmeliyim. Zira İslam'ın değerleri ancak onu temsil edenlerin yaşantısında tebarüz ettiğinde teveccüh bulur. Din hizmeti ancak din görevlisinin şahsında ve rehberliğinde şekillenerek istenilen hedeflere ulaşır. Din görevlisi görev mahallinde camiye gelen ya da gelmeyen herkesin hocasıdır. Dolayısıyla o hiç kimseye karşı ön yargılı davranamaz. Söz ve davranışlarında kırıcı ve yıkıcı olamaz. Gördüğü yanlışları uygun bir metot ve yapıcı bir üslupla düzeltmeye çalışır. Din görevlisi çevresindeki herkesle ünsiyet kuran ve kendisiyle de ünsiyet kurulabilen kimsedir.
insanlarla ilişkilerinde dinin ve dini değerlerin izzetini korur. İtidali hiçbir zaman elden bırakmaz. Her zaman ve her yerde inancının kendisine kazandırdığı olgunluk ve vakarı din görevlilerimiz, hocalarımız muhafaza eder. Hocalarımız kendisini itibarsızlaştıran ve din hizmetlerini aksatan üç büyük hatadan mutlaka uzak durmalıdır. Bunlardan birincisi söylem ve eylemlerinde tutarsızlık. İkincisi temel dini ilimlerde yetersizlik. Üçüncüsü ise toplumsal sorunlara karşı duyarsızlıktır. Değerli hocalarım, din görevlisi kıymetli meslektaşlarım, malumunuzdur ki topluma din hizmeti sunan kimseler medeniyetimizde hademe-i hayrat, yani iyiliklerin hizmetkarları olarak isimlendirilmektedir. Hademe-i hayrat olmaya gönül vererek ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberliği gaye edinmek her şeyden önce sağlam bir usul, sahih bir bilgi ve temiz bir üslup sahibi olmayı, çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır. Sizler öyle önemli bir görevi ifa ediyorsunuz ki bu hizmet sayesinde dünyanız ve ahiretiniz inşallah mamur olacaktır. Bilmeliyiz ki dinimiz İslam'a ve milletimize hizmet etme görevinin üstünde daha ulvi bir görev yoktur. Bu görev bizi canlı ve dinamik tutmalı ve hayatımıza anlam katmalıdır. Bu görev heyecansız olmaz. Mihrap, minber ve kürsü hizmetleri acziyet göstermeyi, ihmal etmeyi ve ötelemeyi kabul etmez. Sürekli yenilenmeyi, umudu diri tutmayı, fedakarlığı ve çalışmayı gerektirir. Bu yüzden öncelikle görev yerlerinizdeki muhataplarınızın özelliklerini iyi tanımak durumundayız. Zira muhatap tanınmadan üretilen hizmetler hiçbir zaman verimli, etkili ve yeterli olmayacaktır. Milletimizin ve insanlığın derdi ve sıkıntısı bizim derdimiz ve sıkıntımız olmalıdır. Çevremizde din ve dini değerlerden uzak kalan kimselere ulaşmak, onların hakikatle buluşmasına vesile olmak bizim en temel görevimiz olmalıdır. Nebevi bir yöntem takip ederek toplumun tüm kesimleriyle iletişim içerisinde olmak inancımıza, vazifemize ve milletimize vefamızın bir gereğidir. Bu sebeple samimi ve içten davranışlarımızla vefayı temsil etme önceliği hademe-i hayrat, yani iyilikler için hizmet edenler olarak bizlere düşmektedir. Kendisine düşmanlık yapanlara bile vefada kusur etmeyen rehberimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı ve onun hayatında sergilediği vefa örneklerini halkımızın gündemine taşımak mecburiyetindeyiz. Eğer görev yaptığımız yerde yalnızlık ve çaresizlik gibi sebeplerle zararlı alışkanlıklara düçar olan bir kardeşimiz varsa bizim kalbimiz sızlamalı. Değerleriyle buluşamadığı için istismarcı yapılara kapılan bir kardeşimiz olursa
vebali bizi kuşatmalı. Yaratıcısından, peygamberimizden, medeniyetinden habersiz bir kardeşimiz varsa, ahirette fayda vermeyen bir pişmanlık bizi saracaktır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Değerli meslektaşlarım, kıymetli din görevlisi kardeşlerim, şunu açıkça ifade etmeliyim ki işimiz vaktimizden daha çoktur. Alemlerin Rabbi olan Allah samimiyetle çalışan kullarını asla yalnız, yardımcısız ve çaresiz bırakmaz. Ben her bir hocamızın bu inançla ve bu heyecanla milletimize hizmet ettiğine inanıyorum. Bu bağlamda büyük bir şükran duygusuyla ifade etmek isterim ki son zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetlerde ve salgın hastalık sürecinde on binlerce görevlimizin milletimize hizmet noktasında ön saflarda yer alması bizleri fevkalade memnun etmiştir. Milletimizi memnun etmiştir. İnancına ve milletine duyduğu vefanın bir gereği olarak üzerine düşen vazifeleri gece gündüz demeden ve bıkkınlık göstermeden yerine getiren bütün mesai arkadaşlarımı huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum. Allah hepinizden, tüm meslektaşlarımdan razı olsun. Aziz hocalarım, sözlerime son vermeden önce oldukça hayati bulduğum birkaç hususu sizlere yeniden hatırlatmak istiyorum. Salgın döneminde özellikle tedbir olsun diye bir müddet camilerimiz cemaatle namaza kapalı kaldı. Cuma namazlarına kapalı kaldı. Görevlilerimiz cemaatinden uzak kaldı. Neredeyse 3 aya yakın büyük bir özlem içerisinde görevlilerimiz cemaatimiz görevlilerini özledi. Dolayısıyla bir boşluk oluştu. Bunun için camilerimizin cemaatinin artırılması, her caminin tıpkı suffe gibi okul haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Biz camilerimizi sadece namaz kılmak için kullanmıyoruz. Her bir camimizi bir mektep olarak, bir suffe olarak, okul olarak kabul ediyoruz. Lütfen bu konuda daha hassas davranalım. Camimizin cemaatini 7'den 70'e çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlı, genç, tüm milletimizin mensuplarıyla camilerimizi yeniden şenlendirelim. Varisi olduğumuz sevgili peygamberimiz nasıl ki binlerce sahabisini burada yetiştirip her birini bir davetçi olarak gönülleri aydınlatmaya hazır hale getirdiyse biz de peygamberimizin varisleri olarak aynı duyguyla, aynı heyecanla insanımızı camilerimizle daha çok buluşturalım ve onların eğitimi için camilerimizden istifade edelim. Gençlik çalışmalarımızı artıralım. Gençliğe değer projemizi bütün müftülüklerimiz kanalıyla sizlere ulaştırdık. 10 gençle başladık. Sayıyı artıralım. Haftada 1-2 kere buluşalım. Birisi yüz yüze olursa diğeri telefonla olsun ama mutlaka gençlerimizle irtibatımızı devam ettirelim. Hallerini, hatırlarını soralım. Kitap verelim onlara.
dini sorular sormalarını temin edip cevaplarını verelim. Onların rehberi olalım. 4-6 yaş sınıflarımızı artıralım. Çünkü bu yaştaki çocukların temel dini bilgilerini öğrenmeleri gerekiyor. Ülkemiz genelinde idarecilerimizin de katkılarıyla sayın valilerimize, tüm ülkemizin kaymakamlarına buradan teşekkür ediyorum. Müftülüklerimizin taleplerini karşılayarak 4-6 yaş sınıflarının sayısını artırıyorlar. Bu bizim çocuklarımıza anne şefkatiyle Kur'an kursu hocalarımızın, İlahiyat Fakültesi mezunu hoca hanımlarımızın anne şefkatiyle onlara sevgiyi, saygıyı, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ezan sevgisini, temel dini bilgileri kendi akıllarının alabileceği şekilde onlara öğretmeleri anlamına geliyor ki bunun için biz gayret ediyoruz. İnşallah sizler, tüm görevlilerimiz bu konuda çalışmalarınızı biraz daha hızlandırırsanız daha fazla hizmet etmiş olacağız inşallah. Yine aile çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Aile rehberlik bürolarımızın sayılarını artırmamız gerekiyor. Okullarımızda Kur'an-ı Kerim seçmeli dersleri, Peygamberimizin hayatı seçmeli dersleri zaman zaman öğretmen yetersizliğinden boş geçebiliyor. O dersleri müftülerimizin, İlahiyat Fakültesi mezunu hocalarımızın bu derslere girmesi gerçekten çok önem arz ediyor. Bu konuda da sizlerin duyarlılıklarını bekliyorum. İmam Hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri idareleri ve öğrencileriyle sürekli irtibat halinde olalım. Çünkü bu okullar bizim insan kaynağımızı yetiştiriyorlar. Din eğitimi ve irşat faaliyetlerimizde bu okulların hocalarıyla, öğretmenleriyle işbirliği yapalım. Camilerimizin, Kur'an kurslarımızın kürsülerini, minberlerini hocalarımıza, İmam Hatip öğretmenlerimize, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerimize her zaman açık tutalım. Diyanet televizyonumuzun tanıtımı ve programlarının tanıtımı bizim için çok önemli. Mahallenizde, şehrinizde bunun için Diyanet televizyonumuzun bir televizyondan daha fazla olduğunu, bir okul olduğunu, bir mektep olduğunu insanımıza anlatalım. Büyük emeklerle çok güzel programlar yapıyoruz. Her bir program bir ders ihtiva ediyor Diyanet televizyonumuzda ve özellikle radyolarımızda. Bunların tanıtımını yapalım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın dijital ve sosyal medya platformlarının titiz bir şekilde takip edilmesi çok önemli. 150 bin hocamız, yakınlarımızla sayımız milyona yaklaşıyor. Başkanlığımızın sosyal medya platformlarından paylaşılan derslerini, bilgilerini, vaazlarını daha çok paylaşalım. Emekler boşa gitmesin, daha çok insanımız istifade etsin. Bu vesileyle, söz ve davranışlarıyla camilerimizde halkımızın dini hayatına rehberlik eden İmam hatiplerimizin, müezzin kayyımlarımızın tekbir ve şehadet nidalarını ülkemiz semalarında yükselten müezzinlerimizin, Allah'ın kitabını severek öğreten ve sahih bilgilerle zihinleri aydınlatan Kur'an kursu öğreticilerimizin, hakkın ve hakikatin sesini kürsülerden duyuran vaizlerimizin, murakıplarımızın, müfettişlerimizin, her türlü hizmette personelimize rehberlik ve mihmandarlık yapan müftülerimizin, eğitim görevlilerimizin, özetle teşkilatımızın tüm mensuplarımızın hizmetlisinden yöneticisine, her ünvan ve kadrodaki kardeşlerimizin, teşkilatımıza gönül vermiş bütün fedakar mensuplarımızın, camiler ve
din görevlileri haftasını tebrik ediyorum. Haftamızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi tekrar en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.